Sevgili Aslan Burçları, Ay Burcu Aslan Yükselen Burcu Aslan olan dostlarım. Bakalım kahve falında neler çıktı 14 Şubat sevgililer günü haftası. Kahve ve tarot yorumlarıyla karşınızdayım. İlişki açılımı yapıyoruz. Bakalım öncelikle bir enerjimizi yoklayalım arkadaşlar. Evet. Şöyle. Oldukça güçlü bir haftadasın Aslan Burcu. Güneş karşıt burcunda ilerlerken zaten de dolunay gerçekleşecek burcunuzda güçlüsün. İçindeki potansiyel çıkıyor. Hani başlangıçlara hazır ol. <laughs> Aşkta çok şanslısın belli. Belli, belli. Evet şöyle bir bakıyorum. Ama biraz karartılar var arkadaşlar. Nedir bu karartı? gölge gibi karartı ve sanki ruhum gölgelenmiş. Bir görünüp bir kaybolan olaylar yüzünden arkadaşlar. Ve bazı aslan burçları arkadaşlar bir kapıdan içeri girmişler sanki cami gibi ya da bir ibadethane gibi bir yer kocaman bir selve ağaçları var bir ibadet ediyorlar ve bir şeyleri kabul edip etmeme konusunda Allah'ım bana bir yol göster, benim yolumu aç deyip bir şeylerde böyle nasıl diyeyim bir enerjiyi hayatlarına çekmeye çalışıyorlar. Bir aşk enerjisi sanki hayata çekiliyor arkadaşlar. Boşanılmış olabilir, ayrılıklar olabilir. Çünkü daha önce evlenip ayrılmış bir durumlar ortaya çıkmış ve yin yen dengesi bozulmuş arkadaşlar dişi ve erkek dengesi bozulmuş bazı aslan burçları eliniz çok açık çok cömersiniz ve vere vere artık bir şey kalmamış maddi manevi çok vermişsiniz ve pek çok işi de e, yeniden başlama yeniden bir araya getirme durumlarını e, hayata geçirmişsiniz. Tamam vermişsiniz. Belki yok oldunuz, yoksullaştınız, sevgiyi verdiniz. Kalbiniz boş kaldı. Paranızı verdiniz, keseniz boş kaldı ama artık o boşlukların dolacağı bir dönem. Kötü giden ilişkiler sonlanmış ve kaynak ilahi olan sana yeni bir insanı getiriyor. Kocaman bir lotus çiçeği belirdi arkadaşlar ve yaratılış Adeta sana evrenin diliyle konuşuyor. Al diyor bu sevgiyi kullan ve sen güçlü enerjilere layıksın. Aynı zamanda e, bir erkek dişi dengesi oluşturacak arkadaşlar. Kocaman bir hurma ağacı belirdi. Bu da sizin güç alacağınızı kuvvet alacağınızı gö gösteriyor aşk ve manevi yönden çok kuvvetleneceksiniz. Aşk her yönden manevi anlamda seni saracak. Şurada arkadaşlar bir e, uzun boylu, hafif etine dolgun bir bey bir hanıma kocaman bir lotus çiçeği veriyor. İkinci kez görüyorum arkadaşlar ve sanki kutsanmış bir şey, kutsanmış ve gerçekten adeta aşkın büyümesini ilerlemesini ve her türlü engellerin aşılmasını anlatıyor. Uygun bir zamanda uygun bir yerde konuşan iki insan görüyorum. Bakınız aslan, aslan, aslan koç, aslan terazi, aslan kova aşklarında her türlü destek evrenin desteği var yıldızların desteği var. Harekete geçeceksiniz. Ve gerçekten maddi pek çok sorunlar aşılıyor. Aynı zamanda gücünü kullanan bir aslan görüyorum. Güç dengesini koruyan ve bir kapının önünde duran bir kadın ve bir erkek. Sanki bir kapı çalınıyor, açılacak. Arkadaşlar bu kapı bahtınızın kapısı. Bu kapı sizin tercihen yani dünya evine girdiğiniz bir kapı. Belki seçkin bir topluluk önünde ya da özgürce bir eylemle yapacağınız bir iş sizin duygularınızı harekete geçirecek ve nezih bir topluluk önünde arkadaşlar bir nikah olayınız gerçekleşecek ve gerçekten bu olay seni fazlasıyla sevindirecek, fazlasıyla yüzünü güldürecek. İki yerden haber aldığını, sevindiğini, mutlulukla dolup taştığını görüyorum arkadaşlar. Yük taşıyan bir aslan var, yük taşıyan bir aslan var. Arkadaşlar, herkesin yükünü taşımaktan bıktım diyor ve kendi işine veriyor. Sevdiği insanla uzlaşmayı deniyor ve bazı otoritelere karşı gelme var burada. Bakınız aslan ve üzerinde bazı atmosfer var. Böyle bir kasvetli bir atmosfer var. Diyor ki bir şeyler harekete geçsin ve strateji ve her türlü planlama seni ileri hamlelere taşısın deniyor. Kocaman bir at çıktı. Murad'ın neyse olacak. Hızlı karar ver ve arkadaşlar aşkta özellikle aslan burçlarına diyorum acele etmenizde fayda var. Sen atarsın hap diye öbür yani sen hop diye atarsın birisi hap diye kapar yani. Beğenmemezlik etmeyin, tereddütte kalmayın, gidin, konuşun, görüşün, edin. Yani bir kaçarsa aşk bir hani kuşa benzer. elinde tutarsın. Yani çok serbest bırakırsan uçar gider. Çok sıkarsan öldürürsün. Yani onu da o kuşta sevmeyi bilmeniz lazım. Kalbi e, çok özgür bırakırsan işte çok arayıp sormazsan, soğukluk bırakırsan o kalpte soğuma meydana gelir, gider. Adeta e, aşk özgürlük sevmez arkadaşlar. Aşk desteği sever. Destek ve emek ister ve de kadersel döngü ister kadersel döngünüz sizi e, bir adım öne geçirmeli mutlaka arkadaşlar ruhsal yönden gelişeceğiniz bir evredesiniz bir evlenme teklifi alıyor alıyorsunuz ve olayları yeniden değerlendirmeye koyduğunuzu görüyorum bakıyoruz arkadaşlar bakalım tarot okumalarımız neler söylüyor Şimdi bakalım arkadaşlar. Neler var neler yok. Şöyle bir genel dokuya bir bakalım. Evet. Aslan burçları. Aşk var. Güzel bir aşk var. Bazı aslan burçları geçmişteki kötü anıları silecekler. Erkekler anne babalarının ya da ailelerinin sözünden dışarı çıkıp aşklarına kulak veriyorlar. En doğrusu o arkadaşlar. Hristiyanlık da öyledir. Kendi anneni babanı diyor boşayacaksın. O artık senin yani yeni ailende olacaksın. Kadına da erkeğe de aynı temkini veriyor. Yani bizim evliliklerdeki sır sıkıntının en büyük sebebi aileler çok karışıyor. Çok yıpranan ilişkiler var. Bakınız iki insan birbirini destekliyor. Ailelerini yok sayıyorlar. Bazen böyle olmalı arkadaşlar. Aşk budur zaten. İki insandan oluşur. Üçüncü kişi girdi miydi? Bakın, üçüncü kişiyi bertaraf etmişler, göndermişler. Bakın, görüyor musunuz? Erkeğe bir cinsel büyü yapılmış arkadaşlar. Burada erkek bir cinsel büyü yemiş ve önceleri bakınız, erkek kadına karşı çok duyarsızmış. E cinsel hiçbir istek duymuyormuş. Sonradan o bak büyünün etkisiyle görüyor musunuz? Büyü ve negatif enerjinin etkisiyle. Geçmiş böyleymiş nostaljik durumlar. Hatta erkek ya da kadın ikinci evliliğini yapmış olabilir. Ya da birisiyle ayrılmışlar. Bakınız ilahi mahkeme. Yargılama, sorgulama. Ama... Şunu görüyorum ki arkadaşlar. Evet, kraliyet yıldızları destekliyor. Sen benim kralım ya da kraliçemsin diyor. Gerçekten şu kraliyet yıldızları var ya desteklemesi çok önemli bir şey. Tam da aslan kral. Delikanlı aslan kral arkadaşlar. Bu deyim tam da gerçek oluyor. Hele de bir aslan erkek partneriniz varsa sırtınız yere gelmez. Bütün Aslan erkekleri delikanlıdır. Haberiniz olsun. Ve gerçekten uzakta bulunan sevgiliye kavuşma, en azından haberi geliyor, en azından selamı geliyor ya da küsmüşseniz bir merhabası geliyor. Gerisi size kalmış. Bakalım. Genel doku nedir? Erkek ne diyor? Kadın ne diyor? 14 Şubat'la ilgili. Bakımlarımız devam ediyor arkadaşlar. İnşallah en güzel okumalar sizinle olur. kadına çektik. Şimdi erkeğe çekiyoruz bakalım. Şöyle bir bakalım genel doku nedir? Evet. Güneş kartı çıktı arkadaşlar. Kadın diyor ki görüyorsunuz değil mi? Güneşinin kıymetini bileceksin. Onu gelip geçici yaz yağmurlarına değişmeyeceksin. Bakınız burada kadın sosyal anlamda bir ihanet görmüş. Platonik bir aşk başlamadan bitmiş olabilir. Bazı sıkıcı durumlar olabilir. Erkek de diyor ki seni seviyorum diyorsam seviyorumdur. Beni sessizce beklemeni istiyorum. Bizim için bir yaşam planı hazırlarken beni fazladan yorma. Eleştirilerin beni zedeler ama bana güvenmen beni motive eder. Bak kadın burada bir eleştiri yağmuruna tutuyor adamı ve adam diyor ki beni bekle sanki uzakta bir yerde bu adam. Japon gülü uzakta olduğuna işaret ediyor. Bakın şurada Japon gülü var görüyor musun? Önemli bir seyahatin habercisi de Japon Gülü. Rüya tabirlerini bana sorun arkadaşlar. <laughs> Rüya tabirlerini bana sorun. Ve burada kalpler ne diyor? Kadının kalbini okuyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Kaos ve huzur. Evet. Birbirimizin güçlerinin farkına olduğunu görüp olduğu gibi kabul edip sevdiğimiz gün huzura ereceğiz. Bu kaos bitecek ve sessizce buluşacak ruhlarımız. Ruhsal dengeden söz ediyor arkadaşlar. Bir kaos var. Kadın zaman zaman bu üç boyutlu dünyadan şikayet ediyor. Ama bakalım erkek ne diyor? Galiba sana aşık oluyorum. İşte hütüt kuşu gül veriyor kadına. <laughs> Armağan alıyorsunuz. Aslan hanımları ya da beylerim. Herhangi birini sevebileceğimden emin değildim ama seni sevdiğimi çok iyi anladım. Aşk var. Aşk var. Sonlara nasıl bakalım? Oho! Sonsuzluk işareti. Kadın ne diyor bakalım? Mucizeler. Ben ilahi kaynağın mucizesiyim ve sonsuzluktaki bütün mucizeler benim için yaratılır. Arkadaşlar kadın kabuk değiştiriyor aşk ona mucizeleri taşımış ve diyor ki seni arayacağım kadın. Seni aradığımda bana hesap sormandan beklentilerine açıklama getirmemi ya da vaatlerde bulunmamı istemenden rahatsız duyuyorum. Seni kendimi hazır hissedene kadar aramayacağım. Şimdi arkadaşlar erkek bir süre geri çekilebilir ama sonuçta şu telepati işareti görüşeceklerini söylüyor geç de olsa bir konuşma görüşme var Bence birliktelikleri çok güzel devam edip sürecek arkadaşlar videomu Beğendiyseniz likelayın like, like, abone olun arkadaşlar ulaşmak isterseniz 0546 481 3506 beğeni butonuna basın bir emoji atın ve Yorum kısmına dediğim gibi bir yorumlar yapın, bir emoji atabilirsiniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın sevgili Aslan burçları. Sevgili Oğlak burçları, Ay burcu Oğlak, yükselen burcu Oğlak olan arkadaşlarım. <laughs> Bakalım 14 Şubat haftası sizleri neler bekliyor? Tek tek anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir kahve tarot yapıyoruz ve eril dişil açılımı yapacağız. Sevgililer Günü'ne özel. Oğlak Burçları. Evet Dolunay Haftası'nda olmamıza rağmen Oğlak Burçları bir hayli dışa dönükler, yeni başlangıçlar yapmaya hazırlar. Süpersiniz, süpersiniz sevgili Oğlak Burçları. Hadi bakalım vazgeçmeyin, ileri hamleler atın, kazanacağınızı biliyorsunuz sıkıntılı süreçleri atlatmışsınız hayırlısıyla. Şöyle bir tabağa baktığımda arkadaşlar. Ay görüyor musunuz? iki kişi karşılıklı konuşmayı arkadaşlar. Şöyle bakınız. iki kişinin karşılıklı konuşması. Evet çok süper. Karşılıklı konuşma şurada arkadaşlar. Evet. Yüzleşme ve her türlü iyilik hayatınıza akıyor bu hafta yüzleşme derken kötü anlamda bir yüzleşme değil gayet sizi olumlu durumlara yöneltecek ve bir ilişkinin enini boyunu ortaya koyacak bir yüzleşme adeta dolunay sizin bilinçaltı evinizi yıkayacak durulayacak ilişkinize renk vereceğini ve dolunay fazında yıldızınızın parlayacağını görüyorum pek çok ilişkinin üstesinden geleceksiniz. Eğer yeni başlayan bir ilişki varsa sevgili Oğlak burçları bu ilişkiye adapte olduğunuzu ve uyum sağladığınızı görüyorum. Tehlikeli durumları ve tartışmaları sizden uzak tutacaksınız. Kocaman bir kelebek belirdi. Birkaç günlük kısa aşktan, birkaç günlük kısa sözleşmeden sonra yenilikler ve iyilikler hayatınıza doluyor arkadaşlar. Müzik notaları ve kalp oldu. Üf, belirdi. Birdenbire kalp ve müzik notaları belirdi arkadaşlar. Sanki müzikli bir yerde uyumlu bir dans ve birbirinize kopmama sözü veriyorsunuz. Eğlenceli bir yere gidiliyor ve yönünü kaybeden, derinliğini kaybeden ilişkide gayet güzel olumlu olaylar meydana geliyor. Bir üçgenin üzerinde kocaman bir kuş. Ve yeni bir takım elbiseler alınması, yeni bir çevrelere girilmesi. Bir genç kız adeta yeni bir uzun bir elbisesiyle moda ve tasarım harikası şeyler sunuyor. Arkadaşlar modacı olabilirsiniz, terzi olabilirsiniz, güzellik salonunuz olabilir. Hanımlara söylüyorum. Gerçekten bu görsel olaylarla ilgili olanlar mesleği görsellik olanlarda büyük ilerleme görüyorum büyük katediş, büyük iyileşmeler ve gerçekten de içgüdüsel hareketlerinizle beraber olayların iç yüzünü ortaya çıkartacaksınız şurada bir taç giydiğinizi görüyorum arkadaşlar ya, bir modayla falan ilgilenmeniz gerekmiyor kendinizi kraliçe gibi hissedeceğiniz bir haftadasınız bunu da söyleyeyim arkadaşlar hedeflerinize tek tek ulaştığınızı görüyorum damlaya damlaya göl olur misali sanki aşkınız yavaş yavaş ilerliyor ve e, birdenbire çığ gibi büyüyor arkadaşlar bazı oğlak burçlarıyla kovalar Oğlaklarla Koçlar, Oğlaklarla Terazi arasındaki ilişkilerde bir eril enerji hakim, kısacası erkek diyecek ki bu ilişkinin kontrolü bende. Ben götürürüm. Ben seni her türlü maddi ve manevi anlamda desteklerim. Ben seninle varım diyen bir erkek görüyorum arkadaşlar. Böyle bir ilişkinin doğası gereği çünkü Oğlak burçları çok sadıktır ve metodiktir. Gerçekten iyi bir planlamayla bir ilişki rayına oturuyor. Oğlak Burcu hanımı da olabilirsin, beyi de olabilirsin. Balıklar sıçrıyor, sevinçli haberler var. Şurada yaşam ağacı formu oluştu ve bir kadının yumurtalıkları oluştu arkadaşlar. Evli olanlara, oğlaklara mutlaka aşk çocuğu bekliyorum bekar olanlara da gerçekten bir sıçrama yapacakları, sosyal statü anlamında kabul görür bir evliliğe adım at atacaklarını gösteriyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Evet, şöyle bir tarot okumasına geldiğimde hadi bakalım. Oğla burçları hazır mısınız? Şimdi bazı oğlak burçları yalnızlıktan üşüyebilir arkadaşlar. Yalnızım destek bulamıyorum diyebilirsiniz. Ama bu yalnızlıkların ve destek görememenin sonu çok hayırlı olacak. Sosyal anlamda destek göreceksiniz en azından. Bir dostunuz diyecekti, diyecek ki <laughs> gel hadi bir şeyler içelim. <laughs> bir şeyler yoluna girsin <laughs> gibi destek göreceğiniz ve sıkıntıları bertaraf edeceksiniz arkadaşlar bertaraf olacağı bir dönemden geçiyorsunuz belki sıkıntılı bir hafta bazı olak burçları için düşmanınızı yeniyorsunuz ama rakiplerinizi bir köşede bırakıyorsunuz düşmanınızı yeniyorsunuz aşk ilişkilerinde platonik aşklar gerçeğe dönüşüyor bu hafta arkadaşlar. Ve gelen hayırlı haberlerle bela beraber dolup taşıyacaksınız hayırlısı ile. Bakalım kadın ne diyor? Erkek ne diyor? Boğaz pastili çiğniyorum arkadaşlar. Kıtır kıtır gelen ses o. <laughs> Naneli boğaz pasteli çiğniyorum. Sesim açılsın diye. Sesimi bir türlü açamıyorum. Açsam zaten E harfini çekeceğim. E harfinin enerjisini çekeceğim. İki saat dinlenin bu gece onu çekmeyi düşünüyorum. Hazırlıklarımı yaptım. Bütün bilgiler hazır. E harfinin enerjisini size çekeceğim arkadaşlar. Hadi oğlak burçlarım. Kadın diyor ki istek duyuyorum. Koşulsuz sevgiyi kendimde ve sende yaratmaya çalışıyorum. Görüyor musun? Kadın koşulsuz bir sevgiyi hayatına çekmeye çalışıyor. Bakalım erkek ne diyor? Bilmiyorum. Konu üzerinde düşünürsem de henüz bir çare bulmuş değilim. Şimdilik düşünmeyi erteledim. Bakalım kalpleri ne diyor arkadaşlar? Kadının kalbi inanç diyor. Benimle olduğundaki tutkulu halini seviyorum. Benden başkasına içindeki tutkuyu gösterebilme ihtimalin beni mahvediyor. Beni sevdiğine inanmak istiyorum. Evet. Erkeğin kalbi ne diyor? Seni asla bırakmayacağım. Ben senin bende gördüğün ve sevdiğin insanı kendimde açığa çıkarmak istiyorum. Ancak hayattan korkuyorum. Erkeğin kalbinde bir korku oluştu arkadaşlar. Ve sonları nasıl bakalım? Kadın diyor ki, sen beni aradığında dağılıyor karanlığım ve ön yargılarım. Ardında sakladığın aşkını ve ışığını görüyor, benimle köklendiğine şükrediyorum. Ve kadın diyor ki, sana karşı koyamıyorum özür dilerim erkek diyor ki sana karşı koyamıyorum senden gidemiyorum da ben kendime güveniyorum başlayıp bitmesi mi yoksa başlamadan bitmesi mi daha iyi ikimiz için bilmiyorum arkadaşlar tipik bir oğlak burcu açılımı oldu temkinli gidiyor ama sadık gidiyor yavaş gidiyor ama sağlam adımlarla gidiyor kısacası ben bu ilişkinin olumlu gideceğini biliyorum. Eğer sizde düşünceleriniz, duygularınız neyi yansıtıyorsa yorum kısmına yorum yazarsanız en azından bir emoji bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim. Beğeni butonuna basın. Abone olun ve yorum kısmına bir yorum bekliyorum emeğe saygı adına. Hoşça kalın, dostça Sevgili Yay burçları, 14 Şubat haftası sizleri neler bekliyor? Tek tek açıklamaya çalışacağım. Özel aşk falı bakıyoruz arkadaşlar. 14 Şubat haftasına özel. Yay burçları da sıra. Bir bakalım kahve tarot yapıyoruz. İlişki açılımı. Eri dişili kartlarımızla ilişki açılımında destekleyeceğiz. Arkadaşlar bir bilinmezliğe doğru bir dişil enerji görüyorum. Sanki sevgili yay burçlarında bir kadın bir ilişkiyi yönetmeye çalışıyor, bir ilişkiyi oldurmaya çalışıyor ama bir algı yanılgısı içerisinde. Bakınız yay burcu hanımları isminde F harfi olan, E harfi olan, L harfi olan birilerinde bir sıkıntılı süreçler gördüm arkadaşlar. Sanki bir türlü bir sıkıntının atılamaması bir türlü bir araya gelinememe. Bir şeylerin yanlış gitmesi sizi bir hali üzmüş. Bir şeylerin farkında olmuşsunuz. Bir ihanet olabilir. Nişanlı, evli ya da partner ilişkisi durumunda bir yanılgı, bir üçüncü kişi olabilir. Şu an kalbinizin boş ve her türlü sıkıntının böyle sizin ve etrafınızın et yani kuşatılmış olduğunu görüyorum sıkıntı ile. Anne baba veya ailevi sorunlar yok arkadaşlar. Olsa da geçici bir durum. Fakat partner sorunları, aşk sorunları, hoşa gitmeyen sözler, yüreğe işleyen, yerin dibine geçiren sözler sizi bir hayli e, yormuş size bir hayli böyle sitemkar bir hale getirmiş sizi adeta bir sitem eder halde görüyorum yay burçları burada arkadaşlar Feriha gibi Efe gibi birisi bir bağlılık yemini ediyor ama geçici bir durum arkadaşlar bir ilişkide sıkıntı görüyorum bir üzüntü görüyorum desteklenen durumlar birdenbire bir e, sıkıntı veren durumlar haline gelmiş arkadaşlar. Bakınız gerçekten kocaman bir kırlangıç geliyor ve sizin hanenin üzerine konuyor. Bunun anlamı şudur sevgili yay burçları. Haziran, Temmuz gibi ilişkiler düzelecek ama şu aralar Şubat ayı döneminde ilişkide bir sıkıntılar, bir sıkıntılı süreçler görüyorum. Fırtınalı bir deniz. Sanki birisi fırtınalı denize. Ben diyor yelken açacağım. Tüm cesaretimle gideceğim. Tamam. Başlayabilir fakat bu başlangıç ona <laughs> bir haydi yorucu olayları getirecek. Arkadaşlar aşkta yüzünüzün güleceği bir dönem eşitesiniz. Bazı yay burçları boğalarla ilişkilerinde, balıklarla ilişkilerinde ve koçlarla ilişkilerinde şifalanırken yay burçları diyor ya yay burçları boğalar balıklar ve koçlarla ilişkileri şifalandırıyorlar. İnşallah yanlış söylemedim. Yaylar tekrar ediyorum koç, boğa ve balıklarla çok iyisiniz. Dengeyi yakalıyorsunuz. Saf bir enerjiyi yakalıyorsunuz arkadaşlar. Sivri dilli birisi burada bakın sivri dilli bir kadın, yaşlıca bir kadın sanki sizi üzen, kıran, sizi daraltan sözler söylemiş gibi yapmış gibi ama sonu aydınlık olacak siz temiz olduğunuz sürece bir, bir zambak çiçeklerinin arasında bir genç kız görüyorum saf enerji ve sabrederse bakın iki mumun arasında bir nikah işareti gördüm iki gün iki hafta iki ay gibi bir süre belki kalbi boş olan yay burçlarına iki yıl gibi süre içerisinde bir aşk evliliği belirdi. Haydi hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bazı yay burcu dostların bir karanlığın içinde sanki korkularla yüzleşiyorlar ama bu yüzleşmelerin sonu aydınlık çıkacak kocaman bir hilaliniz çıktı arkadaşlar kocaman bir hilaliniz çıktı Hayırlısıyla sıkıntılı süreçleri attığınızı gösteriyor. Sıkıntı ve üzüntüler bir yanda kalmış. Karar vereceksin ve yeni bir döneme gelken açıyorsun sevgili arkadaşım. Bir elinde kılıç, öbür elinde çiçekli birisini görüyorum. Bir tartışmanın sonu tatlıya bağlanacak ya da hava grubu birileriyle bakınız yaylarla ikizler yaylarla teraziler ya da kovalar arasındaki ilişkilerde bir anlaşma bir uzlaşma görüyorum belki yay burçları istemiyor artık gelme diyor görüşmek istemiyorum diyor ama bir anlaşmaya varılacak bir uzlaşmaya varılacak bakalım son ne diyor arkadaşlar tarota da bir soralım ne durumdasın sevgili yay burcu hadi bize söyle hadi bize anlat Aşkta destek gördüm diyor. Bir arada olmamız birbirimize güven veriyordu ama ne dans ediyor şu aralar ikimizin de dinlenmeye ihtiyacı var. Biraz daha sabredelim. Biraz daha sabredelim. Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Uçak moduna almayı unutmuşum. Biraz daha sabredersek olayları çözeceğiz diyor arkadaşlar. Sıkıntılı süreçler atlatılıyor ve şurada bakınız Koç burçlarıyla anlaşmalar çok iyi konumda. Aynı zamanda bakınız Boğa burçlarıyla anlaşmalar çok iyi durumda. Yol almış gideceksin. Çok Yay burcu, ya yani çoğu Yay burcu başka şehre geçme ya da kendini yeniden yapılandırma süreci yaşayacaklar. Gelecek haberler çok iyi arkadaşlar. Bu hafta gelecek haberler sizi sevindirecek. Bakalım aşk haftasında neler oluyor? Kadına soruyorum. Evet. Erkeğe soruyorum arkadaşlar. Kadın diyor ki bakınız <laughs> yılan yılan her yerde şahmeran bir kadın. <laughs> kadın diyor ki bakın görüyor musunuz şahmeran bir kadın. Tutku aşkın kalbidir. Kalbimden aşkımdan ve senden vazgeçmem diyor. Erkek diyor ki arkadaşlar sen bana büyü mü yaptın? Seni düşünmeden duramıyorum benim kendim benim kendini adama veya bağlılık sorunlarım var dahası ciddi bir ilişkiye hazır değilim birlikte vakit geçirmekten keyif alsam da verdiğim sözleri tutamadığımı biliyorum özür dilerim erkek diyor ki seni düşünmeden duramıyorum süper ya <laughs> kalpleri ne diyor yay buçları akışa teslimim dualarımla güç buluyorum. Allah'a teslim oldum diyor. Süper. En doğrusu. Kalbiyle Allah'a teslim olmuş bir kadın. Erkek ne diyor? Seni asla bırakmayacağım. Çıktığımız bu yolda varlığın ilerlememe yardım eder. Elimi bırakırsan tökezlerim ve dağılabilirim. Erkek diyor ki beni bırakma. Süper ya. Sonları nasıl bakalım? Kadın diyor ki Seninle benim aramda gurur perdesinin olmasına aşk duygum izin vermiyor. Ama bu perdenin gururumu incitebileceğini anlamına gelmesin. Arkadaşlar gurur ortadan kalktı diyor kadın. Yani küssek de darılsak da ben seni ararım sen beni ara falan bunları söylüyor. Erkek ne diyor? Senin sayende kendimi sevmeyi öğrendim. Beni sevmekten sakın vazgeçme. Erkeğin sözü arkadaşlar. Bakın beni sevmekten sakın vazgeçme. Arkadaşlar sevgi var. ilişkide düzelme var. Ve hepsinden önemlisi şifalanma var. Yol alma var. Çok süper sevgili yay burçları. Videomu beğendiyseniz likelayın arkadaşlar. Abone olun. Ve yorum kısmına bir emoji mutlaka bırakın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın. Dostçakalın efendim. Olabilir. Bakınız çok fazla insanın girip çıktığı bir ortamda üniversitede okularken üniversitede kastediyorum arkadaşlar. Duygusal bir olayın büyüdüğünü, büyük bir aşkın başladığını görüyorum. Ve gerçekten planlamadan, kendiliğinden spontane gelişen bu aşk sizi ileri hamlelere taşıyacak arkadaşlar. Ve 15 sayısı çıkıyor. Tanışmanızın 15. günü birbirinizden kopamayacağınızı anlayacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda sezgisel olarak bazı olaylar seni onunla karşılaştırmış. Kısacası karanlık bir dönemin ardından bir küs, bir barış giden ilişki olumlu sonuçlanacak. Mars ve Venüs'ün işaretleri çıktı. Kesinlikle aşk ilişkilerinde şifalandığınız bir dönem. Ve ben bittim, kötü hissediyorum, yalnız mı kaldım dediğin anda Rabbim sana yetişecek, köprünün üstünde kocaman melek kanadı belirdi, gerçekten yeni kapılar, ilahi rahmet kapılarının açıldığı bir dönem eştesiniz. bakınız şurada, bir insan boynu bükük, süklüm püklüm, iki büklüm halde görülüyor. Ve bir kadın sırt çantası almış, uzun saçlı, hafif kabarık saçları var, jean pantolon ve bir spor ayakkabı üzerinde bu adama hafif kamburu çıkmış genç adama bir dokunuyor eliyle ben senin her an yanındayım diyor. Ve gerçekten ikisinin elinde bir balon görüyorum arkadaşlar. Bu aşkla ilgili çocuksu duyguların dışa vurumu. Birbirleriyle şakalaşmaları, birbirlerine karşı tutumları, onları hep ileri hamlelere taşıyacak ve bir adım yukarı gitme yeteneği bir adım yukarı gitme fırsatı verecek adeta göğe açılan bir merdivenle tırmandıkları ellerine birer balon aldıklarını görüyorum için için seviniyorlar kesinlikle yengeç burçlarında hava gruplarıyla olan ilişkileriniz süper ötesi yengeç kova aşkları coşacak yengeç ikizler aşkları şifalanacak Yengeç terazi aşkları Olabildiğine derinlik kazanacak Olabildiğine sadakat olabildiğine incelik dolu bir aşk. Lütfen bunları gör kalp gözünde gör ve hayatına geçir. Çok güzel semboller çıktı arkadaşlar hissettiklerinin pek çok olayı hissetin pek çok olay gerçek olacak candan bir aşk iletişim konusunda ve her türlü acıya karşı dirayetli bir aşk görüyorum şurada yalnız arkadaşlar dedikodu ve dil çıkmış dedikoduları dili bir köşeye atmışsınız kocaman beş parmak çıktı beş, par beş parmağın beşi de bir mi diyorsunuz görüyor musunuz konuşmalar var küçük başlayan bir ilişki yılanlara rağmen çıyanlara rağmen devam ediyor ve ben karı koca ilişkisi görüyorum. Bir evlilik olayı görüyorum. Bir çiçek verme ve bir şelalenin önü arkadaşlar şelalenin önü ve birbirine çiçek veren insanlar, coşmalar, birbirlerine iltifata gerçekten sosyal anlamda kabul gören bir aşkın içindesiniz ve. Adeta maddi manevi pek çok konuda başarılı oluyorsunuz. Cesaretle atılan adımlar, cesaretle atılan adımlar sizi pek çok konuda ileri safhalara taşıyor olacak arkadaşlar. Bakalım. Bakalım. Arkadaşlar. Karot okumalarımız ne diyor? Sevgili yengeç burçlarına Görüyor musunuz? Bakınız. Yengeç burçlarıyla kova burçları arasındaki Aşklarda zirveler Yengeç kova Yengeç ikizler Yengeç terazi aşklarında haberleşmeler Ve akıl mantık çerçevesinde Hayallerin gerçekleşmesi Karşılık konuşmalar Görüşmeler Ve düşen bir e, Yüzüğün Yere düşen bir yüzüğün kaldırılıp bir kadına takılması. İlişkinin modu düşmüş arkadaşlar. İlişkinin modu düşmüş. Ama yükselecek. Eğlenmeler. Bir araya gelmeler. Cılız bir ilişki birden bire tamam maddi sorunlar var ama inanın çözülecek inanın çözülecek. Kimde yok ki maddi sorun? Kimde yok ki? Ama maddi sorunu bahane ederek ayrılıklar olmamalı. Şurada. Aşkın gözü kördür. Bitti dediği anda Rabbim yetti diyorsun. Arkadaşlar. Bir anda biten ilişkinin modu, bir anda düşen ilişkinin modu yükselecek. Bakınız yengeç burçları ya da partnerleriniz manen ve ruhen bir insanı öldürdükten sonra yeni bir ilişkiyi başlatacaklar arkadaşlar. Yeni bir dönem, yeni bir ilişki size güç ve her türlü iyiliği katıyor. Hayatınıza çok güzellikler getiriyor. Bakalım ilişki olarak ne çıkıyor arkadaşlar? İlişki durumu nedir? Hadi hazır mıyız bakalım. Evet, önce bir kadına bakalım. Yani karşılıklı konuşturma ilişki durumu dediysem yani karşılıklı konuşturma ne durumda? Bir bakacağız. Evet. Neler diyorlar birbirlerine? Evet şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şimdi şurada gurur çıkıyor arkadaşlar. Gurur meselesi yapılmış. Sosyal anlamda kadın bir gurur yapıyor. Bakalım ne demek istiyor bu kadın bize? Bu genç hanım ya da eh, kalbi güzel hanım. Arkadaşlar bir şey daha size söyleyeyim kalbi güzel demişken orta yaş ve üzeri kadınlara çok kabaca bir söz söyleniyor o benim kişisel kanadım kabaca çok kabaca senin kalbin güzel ben senin kalbini sevdim yok abi yok. Kimse kimseye kalbini sevdim demesin. Kimse kimsenin kalbini görmüyor ki. Ya bir kadının saçını beğenirsin, sesini beğenirsin, yürüyüşünü beğenirsin, zekasını beğenirsin, bakışını beğenirsin. Ya beğenecek bir yanın vardır. Çünkü ben her zaman söylerim 5. boyuta doğru yürüyoruz. Ruhsal boyuta doğru tamam ama üç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz bir kadın ya da bir erkek karşıdaki partner ediyorsa ben senin kalbini sevdim. Yeryüzünün en büyük yalanıdır arkadaşlar. Ya o erkek o kadına kredi çektirecektir. Ya o kadını bedeninden faydalanıp gidecektir. Ya da o kadın bir erkeğe senin kalbini sevdim diyorsa ona ya evini arabasını aldıracaktır ya da geçimini sağlattıracaktır estetik mestetik yaptıracaktır koyup gidecektir kimse kimsenin kalbini sevmesin ya saçını varsa sevsin bedeni varsa sevsin ne bileyim ben özlesin bir şey desin ama kimse kimseye ben senin kalbini sevdim demesin bir kadına ya da erkeğe yapılabilecek en büyük hakaret budur en büyük yeryüzündeki hakaret budur. Ya senin o kadar berbat bir kadınsın ki ne boyun var ne postun var ne bilmem gösterişin var ne elin var ne kolun var ne bakışın var. Kimim kardeşim ben kara kutu muyum? Bir kadının kalbini sevecek kadar başka sevecek bir şey bulamadın mı kalbini sevmez? Kalp diye bir şey yok arkadaşlar. Üç boyutlu dünyada yaşıyoruz. Dün bir ülkenin servetini geçirecek kadar yeryüzünde estetik ameliyatlara para gidiyor. Bunlar boş yere mi gidiyor? Kimse bir kadının ya da erkeğin zekasıyla alay etmesin. Kalbini ben sevdim diyorsa en büyük hakaret ediyordur. Bir daha o erkeği görmeyin. Bir daha o kadını görmeyin bir zahmet. Ben diyorum arkadaşlar, işte benden söylemesi. "Kalbimi seviyor, kalbini seviyorum ben senin." diyen varsa nerede trak orada bırak durumu bu. Evet, erkek diyor ki senden çocuğum olsun istiyorum soyum güven içinde varlığını devam ediyor. Erkek bir kadından çocuk istiyor. Evet bu görücü usulüyle evliliğe de girer arkadaşlar. Kadın da ne diyor bakalım. Seninle benim aramda gurur perdesinin olmasına aşk duyduğu duygum izin vermiyor. Ama bu benim gururumu incitebileceğin anlamına gelmesin. Yani gururu incinmiş kadının arkadaşlar. Evet bu aşk pallarını da aldık da işte biraz cümleler nasıl diyeyim işte idare eder aşk kartları ne iyi ne kötü seni arayacağım diyor erkek seni aramayı tamamen unuttum sorun çıkması için bir bahane bulup öyle aramayı ya da tamamen geçiştirmeyi de tercih edebilirim şu an ne yapacağımı ben de bilmiyorum senin tepkine göre karar vereceğim ve erkeğin kalbi diyor ki koşulsuz seviyor. Kadının kalbi koşulsuz sevgi diyor. Yanımda ol ya da olma aldığın her nefese şükürler olsun. Evet bir bakalım. Laflar gevelenip duruyor. Sonunda ne olacak bakalım. Kadın ne diyor? Bakın kadın ne diyor? Senin hazır olmanı sessizce bekliyorum ve kadın şurada atmaca kuşu. Atmaca kuşu ve bir kadın. Bence kadın bakalım bir fırsat kolluyor. Ya ne alakası var gülerek baykuş en çok sevdiğim hayvan. <laughs> Doğrusu çok alakası var ama haklılığını kabul etmeme egom izin vermez. Konu benim için önemli değil ama sen önemseyip üstüme geldiğin için seninle kavga ediyorum egolarımızın güç müde, mücadelesinde olması canımızı sıkıyor. Arkadaşlar ilişkiler düzeliyor. Bir konuşmalar var. Bakalım bence bir e, ailelerin tanıştıracağı kişilerle evlilik olabilir. Geniş alanda geniş yelpazede bir evlilik düşünülebilir. Güzel çıkmış. Fena değil. Sevgili yengeç burçları zaten e, kahve falanız mükemmel çıkmıştı. Biraz sürtüşmeler olsa da sonu hayırlı bu beraberliğin. Hadi hayırlı olsun bakalım. Videomu beğendiyseniz likelayın, beğeni butonuna basın, abone olun. Beni destekleyin. Bu emekçi kadını emoji atabilirsiniz arkadaşlar. Seviyorum yengeç burçları. Hoşçakalın efendim.